Geçen hafta altın düşüş trendini devam ettiriyor bu haftada. Geçen hafta 830 olan çeyrek altın 820'lere 810'lara kadar düşmüştü. Bu hafta itibariyle de pazartesinin başlangıç günüyle de 800'e kadar düştü. Has altın fiyatı da 500'lerin üzerindeydi. Şu anda 484-485 seviyesine kadar geriledi. Bunun da dövizin düşmesi neden oldu. Gurbetçi vatandaşlarımızın ülkemize gelmesiyle birlikte tabii o paraları burada kullanması döviz fiyatlarının düşmesine neden oldu. Bu da haliyle altın fiyatlarını da düşürmüş oldu. Tabii ki bu düşüşler kısa vadede ve sunidir. Yani bunlara biz sabahtan beri farkındayız. Herkes elindeki altınları getirip bir an önce bozduruyor. Bizim de ülkemizde maalesef böyle bir sıkıntı var. Düşerken daha çok düşecek, çıkarken daha çok çıkacak. Onun için çıkış ve inişler çok sert oluyor. Altının düşmesiyle birlikte herkesin aslında bozdurması da düşüşü tetikliyor daha çok. Ama bence paniğe kapılmadan, çünkü tekrardan yerine koyamıyorlar. Bu sefer de çıkış trendine giriyor. Ya düşükken almadık diyorlar, yükselince hiç alamıyorlar. Bu da onların zararlarına oluyor. Yerlerinde olsam sakin olurum. Tam tersine paraları varsa bu fiyatlardan altın alırım diye düşünüyorum. Tabii ki geçen sene pandeminin büyük etkisini yaşadık. Almancıların birçoğu ülkemize gelemedi. Bunun zararlarını gördük. Bu kışın da çetin geçmemesi açısından ihtiyacımız vardı. Yaklaşık 2-3 haftadır hareketli bir sezon geçiriyoruz. Umarım 1-2 ay daha bu şekilde geçer ve kışı biraz daha rahat geçiririz diye. Bu da olmasaydı kışımız çok vahim olurdu. Çünkü sırf çarşı esnafıyla değil, sanayi bölgesinde ve diğer bölgelerde olan esnaflarımız çok zor durumda. Bunu da görüyoruz, biliyoruz gelen vatandaşlarımızdan, esnaflarımızdan. Umarım en azından yaraları sarmaya neden olur yani bu süreç. Altın fiyatları şu anda çeyrek altın 800 lira, yarım altın 1600, cumhuriyet altını 3200, gramse ise 8000 lira civarında. 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise şu anda 480 lira.